Sis mistiklendirme yüksek basınç sistemin kurulum videosuna hoş geldiniz. Filtremizin montajı için duvar bağlantı aparatlarımızı filtremizin üzerinde bulunan deliklere oturtturduktan sonra kısa vidalarımızla sabitliyoruz. Bu işlemimizi yaptıktan sonra kelepçemizle filtrelerimizin iyice sıkılmış kapalı durumda olduğunu kontrol ediyoruz. Ardından filtremizi bizim uygun gördüğümüz çeşmeye yakın bir yere üzerindeki deliklerden sabitleyebiliriz. Daha sonrasında paket içeriğimizden çıkan çamaşır makinesi hortumuyla filtremizin dişli bölümüne giriş yapıyoruz. Filtremizin çamaşır makinesi hortumundan çıkan diğer tarafını çeşmenize takabilirsiniz. 8'lik borumuzu filtremizin çıkış tarafında bulunan 8'lik jaka bastırarak oturtturuyoruz. Ardından çıkartmak istersek yüzüğü geriye doğru çekerek çıkartabiliriz. Daha sonra makinamızın üzerinde bulunan su giriş bölümüne yine aynı şekilde borumuzu bastırarak takıyoruz. Yine bunun için de yüzüğümüzü geriye doğru çekerek boruyu çıkartabiliriz. Makinamız durduğu zamanlarda tahliye kısmından bir miktar su atacaktır. Bu suyu yine 8'lik boru yardımıyla giderinize bağladığınız zaman makine durduğu zamanlarda attığı suyu gidere vermiş olacaktır. Sistemimizin püskürtmelerin olmasını istediğimiz ana hattımızı oluşturmak için yüksek basınç 9.6 mm'lik borumuzu makinamızın üzerinde sisleme yazan yere bastırarak takıyoruz. Bastırdığımız sırada iki kere girmesine dikkat edin. Ardından boruyu ilk püskürtmenin veya ilk hattın bölünmesini istediğimiz yere kadar uzatıyoruz. Uzattıktan sonra boru makası yardımıyla borumuzu bastırarak kesiyoruz. Ardından bu işlemi tekrarlayarak hattımızı oluşturmuş oluruz. Yüksek basınç taşıyıcımıza nozulumuzu takmak için dişli nozuldur. Saat yönünde çevirerek elimizi sıkmamız yeterli olacaktır. Sonlayıcımız için de yine aynı nozul ve dişli bir sistem vardır. Bunu da saat yönünde sıkarak nozullarımızı takmış oluruz. Bunları hattımıza takmak için ise boru makası kullanarak hattımızı belirlemiş olduğumuz noktadan keserek kestikten sonra borumuzun düz bir şekilde kesildiğine ve temiz olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Taşıyıcımızı veyahut da L dirsek T aparatımızı hepsi aynı şekilde iki kere girdiğine emin olun. Bastırarak takıyoruz. Diğer taraf için de aynı şey geçerlidir. Çıkartmak için ise bir anahtar kullanarak yüzüğü iyice kapatıyoruz. Ardından borumuzu çekerek çıkartıyoruz. Tekrar takmak için ise yine bastırıyoruz. İki kere tık tık ettiğine emin olmamız gerekiyor. Aynı işlemler T aparatımızda hattı bölmek için kullanılabilir. Veyahut da köşelerde L dirsekte de kullanılabilir. Eğer borumuzda herhangi bir
hasar oluştuysa veyahut da borumuzu kestikten sonra kısa kaldıysa boruyu uzatmak için boru birleştirici kullanılabilir. Yine bu da aynı şekilde bastırarak takılır. Çıkartmak için ise yine bir anahtardan yardım alarak aynı işlemi bu bağlantı parçamıza da gerçekleştiririz.